Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Mutlak değer konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci videodayız, ikinci kısımdayız. Bu videomuzda mutlak değerli denklemler ve eşitsizlikleri göreceğiz. Oldukça önemlidir sevgili arkadaşlar. Sınavda da mutlak değerli denklemler ve eşitsizliklerle ilgili soru gelme ihtimali çok yüksektir. Hazırsanız başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar, mutlak değerli denklemler ve eşitsizliklerle ilgili bilmemiz gereken her şeyi bu slayta vereceğim. He valla. Burada sizler için örnekler de yapmışım ekstradan. Arkadaşlar mutlak değer x eşit a ise bir artılısı bir de eksilisine eşitliyoruz. Başka da hiçbir şey yapmıyoruz. Mutlak değerli bir ifade bir sayıya eşitse içini alıyoruz. Bir artılısına bir de eksilisine eşitliyoruz. Ne demek istiyorum? Örneğin mutlak değer 2x-1 eksi 7'ye mi eşit? O zaman 2x-1'i alıyorum. Bakın 2x-1'i eksi alıyorum. Valla bir 7'ye eşitliyorum. Aynı 2x-1'i eksi alıyorum. Eksi 7'ye eşitliyorum. Yani ne yaptım arkadaşlar? Şu içini aldım. Bir 7'ye eşitledim bir de eksi 7'ye eşitledim. Eyvallah. Daha sonra buradan x'i bulacağız arkadaşlar. x'i bulmak için ben biraz hızlı gideceğim. Şunu bu tarafa atarsak 8. 8'i 2'ye bulsak 4 çıkıyor. Şurada da x'i buladım hemen hızlı bulacağım arkadaşlar. Bunu bu tarafa atsak eksi 6 eksi 6 2'ye bulsak eksi 3 gibi bir şey çıkıyor. Yani neymiş? Mutlak x eşit a ise bir a'ya eşitliyoruz bir de eksi a'ya eşitliyoruz. Bu bir. Mutlak değer x diğer tarafta da mutlak değer varsa Yine aynı şekilde burada olduğu gibi Burayı alıyoruz arkadaşlar Bir a'ya eşitliyoruz bir de eksilisine eşitliyoruz hevallah Ne demek istiyorum Mesela burada burada mutlak değer 3x artı 4 var eşitliğin sağ tarafından da mutlak değer x eksi 1 var O zaman bu 3x artı 4'ü alıyorsunuz bakın 3x artı 4'ü alıyorsunuz Bir x eksi 1'i eşitleyeceğim Aha. Aynı 3x e, artı 4'ü alıyorum Aynısını alıyorum bu sefer bunun eksilisini eşitliyorum. Bunu eksi ile çarpın. Ne oluyor? Eksi x artı 1. Ne yaptım arkadaşlar? Bunu aldım. Aynısını eşitledim. Bunu aldım. Şunun eksilisini eşitledim. Eyvallah. Burada ne çıkıyor? 2 x eşittir. Eksi 5. E, x eşittir. Eksi 5 bölü 2 gibi bir şey çıkıyor. X eşittir. Eksi 5 bölü 2. Sonuç önemli değil arkadaşlar. Mantığını size kavratmaya çalışıyorum. Şurada 4 x eşittir. Eksi 3. X eşittir. Eksi 3 bölü 4 mu çıkıyor? X eşittir. Eksi 3 bölü 4 gibi bir şey çıkıyor. Bunu hesaplarsınız Buraya geldik. Sonuçlar önemli değil arkadaşlar. Yanlış sonuç da yazmış olabilirim. Kafadan yapıyorum. Mantığını e, kavrayalım. Eğer mutlak x küçük a ise sevgili arkadaşlar. Bakın küçük varsa büyük varsa olay değişiyor. Ha. Mutlak x küçük a ise x'i tam ortaya yazıyoruz. Sağında solunda eksi a sağında artı a yazıyoruz. He valla. Eğer burası küçük eşitse, buraya küçük eşit, buraya da küçük eşit yazmayı unutmuyoruz. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Örneğin mutlak x-1 5'ten küçük mü? O zaman ortaya hemen x-1 yazıyorum kendime. Aha. Sağına, soluna eksi 5 yazıyorum. Sağına da artı 5 yazıyorum. Bu kadar. Bitti gitti. Örneğin burası küçük eşit olsaydı, valla buraya da küçük eşit, buraya da küçük eşit yapacaktık. Sonra şunu buraya buraya atarsanız işte ne oluyor? Eksi 4 küçük eşit x küçük eşit 6 mı oluyor? Şöyle bir şey çıkıyor. Eyvallah. Arkadaşlar eğer mutlak x büyük a ise buraya da durum değişiyor. Lütfen buna dikkat edin. Ben bunu genelde şöyle yapmanızı öneriyorum. Mutlak x büyük a ise bir x büyük a yapıyoruz. Bir de bunu eksi, bak, bunu eksiyle çarpın. Eksi x büyük a. Bakın hiç buna karışmıyorsunuz arkadaşlar. Yani büyük a yazmışım. Burada da büyük A yazmışım. Sadece x'i bir x olarak çıkartmışım. Bir de eksi x olarak çıkartmışım ki bu da önemlidir sevgili arkadaşlar. Örneğin mutlak 2x artı 3 büyük 6 mı demiş? 2x artı 3'ü alıyorum. Büyük 6 yapıyorum. Diğerinde de büyük 6 yapacağım ama neyi? Bu sefer bunu eksiyle çarpıyorsunuz. Bunu eksiyle çarpın ne oluyor? Eksi 2x eksi 3. Sonra bunu yapacaksınız bunu yapacaksınız sonuç çıkacak. Anlaşıldı mı? Bitti. Arkadaşlar mutlak değerli bir ifade iki sayı arasındaysa bunu şöyle yapıyorsunuz bakın e, şunlara hiç karışmıyorsunuz şu uç değerler var ya onlara hiç karışmıyoruz. Mesela burada da e, büyük A var küçük B var burada da büyük A var küçük B var dikkat ederseniz yani her şey aynı. Ne yapıyorsunuz bu x'i bir x olarak dışarı çıkartıyorsunuz bir de eksi x olarak dışarı çıkartıyorsunuz. Ne demek istiyorum mesela şöyle bir şey gördünüz mü? Arkadaşlar bu 3 ile 5'e kesinlikle ve kesinlikle hiç karışmıyorsunuz her iki durumda da. 3 ve 5'e hiçbir şekilde karışmıyorsunuz. Ortasını bir 2x artı 1 olarak çıkartıyorsunuz. Ortasını bir de eksiyle çarpın. Eksi 2x eksi 1 olarak çıkartıyorsunuz. Olay bitmiştir. Durum bitmiştir. Mutlak değerli denklemler ve eşitsizlikler bitmiştir. Daha sonra bunu devam edin arkadaşlar. Size ödev veriyorum. Bunu devam edin. Bir sonuç bulun. Yoruma da yazın. Buraya bir tekrar edelim sevgili arkadaşlar. Sonra ne yapıyoruz? Sorulara geçiyoruz. Mutlak x eşit a ise bir artılısı bir eksilisini eşitle. Mutlak x eşittir. Mutlak a ise her iki tarafta da mutlak varsa yine aynı burada olduğu gibi x'i alıyorum. Bir a'ya bir eksi aya eşitliyorum. Mutlak x küçük a ise x'i ortaya yazıyoruz. Sağlı solu eksi a artı a yazıyoruz. Burası küçük eşit ise buraya küçük eşit buraya küçük eşit yazıyoruz. Mutlak x büyük a ise x büyük a eksi x büyük a yazıyoruz. Burası büyük eşitse buraya büyük eşit buraya büyük eşit yazmayı unutmuyoruz. Mutlak x iki sayı arasındaysa o sayılara hiçbir şekilde karışmıyoruz. X'i ortaya bir X olarak bir de eksi X olarak çıkartıyoruz. Arkadaşlar buralar küçük eşit küçük eşit olsa buralarda küçük eşit küçük eşit küçük eşit küçük eşit yapıyoruz. Buraya da dikkat edeceğiz. Diyelim ki diyelim ki şurası büyük şurası küçük eşit olsaydı o zaman şuraya küçük eşit buraya küçük eşit getirmeyi de imal etmiyoruz. Hazırsanız sorular üzerinde filozof olacağız. He valla ilk sorudan başlıyorum. 2x-1 7 mi? Valla hocam ben anlamışım. 2x eksi 1'i alıyorum. 1'ye diye eşitliyorum. 2x eksi 1'i alıyorum. Bir de eksi 7'ye eşitliyorum. Bitti gitti. Şunu bu tarafa at. Valla 2x eşittir 8. 8'i 2'ye böl. Valla x eşittir 4. Bitmiştir gitmiştir. Buraya geldik. Şunu bu tarafa at. 2x eşittir eksi 6. x eşittir eksi 6'yı 2'ye böl. Eksi 3. X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? E 4 ile eksi 3'ün toplamı 1'dir. Cevabımız Adana. Bitmiştir kardeşim. Biz filozof olacağız. Van göreceğine varayız. Mutlak değerli eşitsizlik eşitlik mi? Hem mutlak değerli denklem mi? Bir artırısı bir eksilisini eşitle. Yani 3 4 x'i al. Bir 5'e eşitle. 3 eksi 4 x'i al eksi 5'e eşitle olayı bitir. Şunu bu tarafa bunu bu tarafa atalım isterseniz ya da direkt bunu bu tarafa atarsak eksi 4 x eşittir 2 oluyor mu? Evet her iki tarafını eksi 4'e bölersem eksi buldurum. Hevala aha x eşittir sadeleştir eksi 1 bölü 2 gibi bir sonuç bulmuşum. Buraya geldim 3'ü karşıya gönder. Eksi 4 x eşittir. Eksi 3 olarak gider. Oraya eksi 8 yaptı mı? Evet. Her iki tarafını kendime ne yapıyorum? Eksi 4'e bölüyorum. Buradan x eşittir. Eksi bölü eksi artı. 8'i 4'e böl. 2 sonucuna ulaştım. X'in alabileceği değerler çarpımı kaçtır? X'in alabileceği bir değer eksi 1 bölü 2'dir. Diğer değer de 2'dir. Bunların çarpımı. Bunlar çaprazlama gitti. Cevabımız eksi 1 diyoruz ve bu sınavı kazanıyoruz. Harikayız. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bakın bu bilinmeyeni hemen A bu tarafa atalım be. Yani şuradaki 6'yı siliyorum. Eksi 6 olarak buraya getiriyorum. O zaman ne çıktı? 4x artı 3 eşittir. Eksi 1 çıktı. Aha. Hocam efendim. Bunu alıyorum. 4x artı 3'ü e alıyorum. Bir eksi 1'e eşitliyorum. 4x artı 3'ü e alıyorum. Bir de bunun eksilisi artı 1'e eşitliyorum. Hey, çok tehlikeli. Van Gölü canavarı. bizi yiyecek. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Arkadaşlar ezber gitmeyin. Bakın mutlak değerli bir ifade. Ben size desem ki mutlak değer a eşittir eksi 1'dir desem ne de de dersiniz? Muhtemelen bana küfür edersiniz değil mi? Ya kardeşim böyle bir şey olur mu ya? Git başımdan ya. Mutlak değerin sonucu nasıl eksi 1 olabilir? Mutlak değerli bir ifadenin sonucu eksi 1 olamaz. Mutlak değer bir uzaklık kavramıdır. Yani şimdi arkadaşlar evet burası artı olsaydı dediğiniz doğru bir artılısı bir eksilisini eşitleyeceğiz. Ama burada mutlak değerli bir ifade var. Sonuçta eksi 1 olmuş. Mutlak değerin dışı hiçbir zaman negatif olamaz. Mutlak değerin sonucu negatif olamaz. Burada çözüm kümesi boş kümedir diyoruz ve geçiyoruz. Harikayız. Buraya geldik. Hemen şurayı 3 ortak parantezine alıyorum. 3 ortak parantezine alsam ne olur? X eksi 3 mü olur? Evet 3'ü de dışarı çıkartabiliyoruz. Gerçekten 3 çarpı x valla 3x. 3 kere 3 valla 9 artı... Mutlak değer 3 eksi x var. Ben burayı mutlak değer x eksi 3 yapabilir miyim? Evet. Hocam 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 hocam. Mutlak değer 3 eksi x ile mutlak değer x eksi 3 aynıdır. Biz bunu özelliklerde görmüştük. İçini böyle diğer değiştirirsek olur. Mesela mutlak değer x eksi y ile mutlak değer y eksi x aynı idi. O zaman mutlak değer 3 eksi x yerine mutlak değer x eksi 3 yazıyorum. Bu, bu aynıdır çünkü. Eşittir 16. Neden öyle yaptım? Çünkü burada ortak parantezi alacağım. He vallahi. Ya da arkadaşlar burada gizli bir bir var. Tamam mı? Ya da şöyle düşün. O biri de düşünme. 3 tane elma ile bir elmanın toplamı 4 elma olmaz mı? Elma ne? Valla elma mutlak x eksi 3'tür. Eyvallah. 3 tane mutlak x eksi 3 ile bir tane mutlak x eksi 3'ün toplamı 4 tane mutlak x eksi 3 olur. Eşittir 16. 16'yı 4'e böldüm valla 4. Mutlak x eksi 3 eşit 4 oldu. Ve mutlak değerli bir denklem çıktı karşıma. Hocam valla bir eksilisini bir artılısını eşitleyeceğim. E, x eksi 3'ü bir 4'e eşitleyeceğim x eksi 3'ü bir de eksi e eşitleyeceğim. Buradan x kaç çıktı? Tabii ki de 7 çıktı. Buradan x kaç çıktı? Çünkü bu tarafa at. Eksi 1 çıktı. X'in alabileceği çözüm kümesini bul diyor. E çözüm kümesinin içinde eksi 1 7 olmalı. Aha. İsterseniz burada yazalım. İlk önce küçük olanı yaz. Sonra büyük olanı yaz. Eksi 1 7 var varmışlıklarda olmaz mı? Kardeşim bu sınavı kazanacağız. Harikayız. X bir gerçek sayı şöyle bir şey vermiş. X'in alabileceği değerler çarpımı kaçtır? Yine bakıyorum. Bütün beynimi devreye soktum. Ne yapabilirim? Uy, uy. Buraya iki ortak parantezini alıp 2'yi dışarı çıkartabiliyor muyuz? Evet. Mutlak x eksi 1 oldu mu orası? Evet. 2 kere 1 x, 2 x. 2 kere 1, 2. Harikasın. Çarpı. Burayı da 3 ortak parantezine alıp bilinen 3 olduğu için dışarı çıkartabilir miyiz? Evet. Ne gelecek? x artı 1 gelecek. Neye eşitmiş? 12'ye eşitmiş. Var mı sıkıntı? 3 çarpı x, 3 x. 3 çarpı 1, 3. E, ee, sadeleştirme yapalım. Mesela 12'yi 3'e bölsek 4 olur. 4'ü 2'ye bölsek 2 olur. Ver asıl sol tarafta x eksi 1 ile x artı 1'in mutlak değerlerinin çarpımı kaldı. Sağ tarafta da sadece 2 kaldı. Arkadaşlar mutlak değerin özelliklerinden bu ikisini aynı mutlak değer içine çarpamaz mıyım? Evet x eksi 1 ile x artı 1'i tek mutlak değer içinde çarpabilirim. Neye eşitmiş? 2'ye eşitmiş. Bey burada 2 kare farkı var. x eksi 1 çarpı x artı 1 2 kare farkıdır. Yani x, x kare eksi 1'in karesi 1'dir. Aha, aha. Eşittir 2 oldu. Bir artırısı bir eksilisini eşitleyeceğiz şimdi. Yani x kare eksi 1'i alıyorum bir 2'ye eşitliyorum. x kare eksi 1'i alıyorum bir de eksi 2'ye eşitliyorum. Bunu bu tarafa at valla x kare eşittir 3 oldu. Buradan x eşittir arkadaşlar. x'in aracı değerler çarpımı kaçtır demiş. E şimdi x kare eşittir 3 ise x nedir? Valla x eşittir kök 3. Kök 3 de olabilir. Eksi kök 3 de olabilir. E, değil mi arkadaşlar? x eşittir kök 3 de olabilir. x eşittir eksi kök 3 de olabilir. Şunu bu tarafa at. x kare eşittir eksi 1. E, bir sayının karesi eksi 1 olamaz. Bunda çözüm küme yok. Hocam ben burayı anlamadım bu geçişi. Evet köklü sayılar işlemi. Mesela bak ben sana bir soru soruyorum. x kare eşittir. Atıyorum 25 olsun. Sen ne dersin düşünürsün? Hocam x eşittir 5'tir. Çünkü 5'in karesi 25. Evet ama eksi 5'in karesi de 25. x eşittir eksi 5 de olabilir. Arkadaşlar eksi 5'in karesi artı 25 değil mi? Evet. İşte bak bundan sonra artık bunu unutma. x kare eşittir 25 mi? x pozitifse x 5'tir. x negatifse x eksi 5'tir. Çünkü eksi 5'in karesi de 25. Orada ne var? Bakın şurada ne var? Biz x kare eşittir 3 bulduk. x nedir? x eşittir kök 3 de olabilir. x eşittir Eksi kök 3 de olabilir. Çünkü kök 3'ün karesi de 3 eder. Değil mi? X yerine kök 3 yazarsak bu bunu götürür. Eksi kök 3'ün karesi de 3 eder. Eksinin karesi artıdır. Eyvallah. O zaman x'in alabileceği bir değer kök 3'tür. Diğer değer de eksi kök 3'tür. Bunların çarpımını soruyor. Kökü çarpı kök 3 kök 9'dan 3 gelir arkadaşlar. Bir de eksi var. Cevabımız eksi 3 diyeceğiz. Cevabımız denizli arkadaşlar. Ales'te de buna benzer bir soru gelmişti geçmiş yıllarda. Burada iki tane mutlak değer var sevgili arkadaşlar. Bir tane mutlak değer şudur. Bakın a budur. Büyük mutlak değer. İyi. Aha budur. Bir tanesi de içeridedir. O zaman büyük mutlak değerin içinde ne var? Şu var. Bunu alıyorum. Bir artılısı bir eksilisini eşitleyecek miyim? Evet. Yani büyük mutlak değerin içinde ne var? x eksi 3'ün mutlak değeri eksi 5 var. Bunu bir 5'e eşitliyorum. Yani şunu eşitliyorum. Aynısını alıyorum. Yani büyük mutlak değerin içinde ne var? Hocam valla x eksi 3'ün mutlak değeri eksi 5 var. Bunu alıyorum. Bir de neye eşitliyorum? Eksi 5'e eşitliyorum. Şu ana kadar ne yaptın? Valla bunun aynısını yazdım. Bir aldım. 5'e eşitledim. Bunun aynısını yazdım. Bir aldım. Eksi 5'e eşitledim. Yani içerisini aldım. Bir 5'e. Bir eksi 5'e eşitledim. Kendime kef ediyorum. He valla. Şunu bu tarafa atın. Valla mutlak x eksi 3 eşittir 10 oldu mu? He. Bir artırısı bir eksisini eşitle. x eksi 3 eşittir 10. X eksi 3 eşittir eksi 10 oldu mu? Evet bunu bu tarafa at. X eşittir 13 oluyor. X'in bir değerini bulduk. Bunu bu tarafa at bakalım. X eşittir eksi 7 oldu. Bunun bir değerini bulduk. X'in alabileceği bir değer budur. Bir değer de budur. Var mı bir sıkıntı? Hayır. Şunu bu tarafa atalım. Ne çıkıyor? Mutlak x eksi 3 eşittir. Eksi 5 ile artı 5'in toplamı 0. E x eksi 3 eşittir 0 olduğu. He valla o zaman x kaçtır? 3'tür. Ne diyor bana? x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? E toplayalım. 13 ile 3'ün toplamı 16. 16 ile eksi 7'nin toplamı yani 16'dan 7 çıkar 9. Cevabımız edirne diyoruz ve bu soruyu da bu şekilde çözüyoruz. Buraya geldik şimdi. Hocam mutlak değerli bir denklem varsa bir artırısı bir eksilisine işliyorum. Harikasın. Yani şunu alıyorsun. 5 eksi x'i alıyorsun. Bir buna eşitliyorsun. 2x eksi 12'ye. Bir de yine aynı şekilde 5 eksi 5 eksi x'i alıyorum. Şunun eksilisini eşitliyorum. Bunu eksiyle çarpın. Eksi 2x artı 12 oldu. Ne yaptım? Bunu aldım. Bunu eşitledim. Bunu aldım. Şunun eksilisini eşitledim. Bakın 5 eksi x aldım. Bunu eksiyle çarptım yazdım. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar bunu bu tarafa attı. Ne oluyor? 3x eşittir. Eksi 12'yi 12, eksi 12 Artı 12 olarak atsak 12 5 daha 17 oldu. Burada her iki tarafını 3'e bölsek x'i buluruz. O zaman buradan x kaç çıkıyor? x eşittir. 17 bölü 3 çıkıyor. Var mı sıkıntı? Hayır. Bunu da bulalım. Şimdi bu tarafa attık. x eşittir. 5'i eksi 5 olarak gönderdik. 12'den 5 çıkar. 7 oldu. Şimdi burayı çok iyi dinleyin. Notunuzu alın. Arkadaşlar çok tehlikeli bir durum var. Arkadaşlar inanılmaz tehlikeli bir durum var. Valla tehlikeli. Mutlak değerin dışında bilinmeyen bir şey varsa bulduğumuz değerleri denemek zorundayız. Neden? Çünkü mutlak değerin dışı hiçbir zaman negatif olamıyordu. Tekrar ediyorum. Mutlak değerin sonucu arkadaşlar. Mesela burada 5 eksi x'in mutlak değeri var. Sonuç ya sıfırdır ya da pozitiftir. Yani burası ya sıfırdır ya da pozitif. Mutlak değerin sonucu pozitiftir. Negatif olamaz. O yüzden bulduğumuz değerleri eğer mutlak değerin dışında bilinmeyen var mı? Var varsa var mı? Var. O zaman bulduğumuz değerleri deniyoruz. Denemek zorundayız. Mesela bakalım oluyor mu? 7 yazsak 2 kere 7 14 pozitif yapıyor. Bunu alacağız demek ki. 17 bölü 3 burayı pozitif yapıyor mu? Arkadaşlar 17 bölü 3 yazdığımızda pozitif mi olur negatif mi olur? Bakalım 17 bölü 3'ün yaklaşık değeri nedir? Hemen hesaplıyorum. 17'yi 3'e böldüm. 5 kere 3 15 çıkarttım. 2'yi bir sıfır atsak. 5.6 6. yani burası 5.5 gibi düşünün tamam mı? Şimdi x yerine 5.5 yazdığımızda arkadaşlar. 2 5 5,5 11 gibi bir şey oluyor. 11 12 burayı -1 yani eksi yapıyor. He, orayı eksi yapıyor. Ya da direkt bulduğunuz değer yani küsürattan emin değilseniz arkadaşlar bakın küsürattan emin değilim hocam. E tamam. Bakalım. 2 çarpı x yerine 17/3 yaz. 17/3 yaz. Bir de buradan 12'yi çıkaracağız. 2 kere 17 34/3 yani 34/3 12 oldu. 34'ü 3'e bölsek 11 bir şey geliyor. 11.5 desek bile burası eksis eksili bir şey çıkıyor. Öyle değil mi? He. Demek ki x eşittir 17 bölü 3 değeri mutlak değerin dışını negatif yapıyor. Bunu alamıyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Eyvallah. x'in alabileceği tek bir değer var. x'in alabileceği değerler toplamda 7'dir zaten. Eyvallah. 27. soruya geldik. Hemen şunu bu tarafa atıyoruz hocam. Valla ben zehir olmuşum. X artı 1'i yazacağım hocam. Harikasın sen filozofsun. Eşittir. 10 eksi 2x oldu mu? 10 2x'i eksi 2x olarak gönderdim. Mutlak değerin dışında bir bilinmeyen var hocam. Mutlak değerin dışında bir bilinmeyen varsa bulduğum değeri deneyeceğim. Harikasın. Sen bir zahir. Sen var ya mükemmelsin. Seni çok seviyorum. Eyvallah. O zaman ne yapacağım? Burada mutlak değerli denklem var. Bir artılısı bir eksilisine eşitleyeceğim. Yani x artı 1'i alıyorum. Bir artılısına yani 10 eksi 2 x'e eşitliyorum. Bir de x artı 1'i alıyorum. Şunun eksilisini eşitliyorum. Bunu eksiyle çarpın. Eksi 10 artı 2 x oluyor. Bunu bakalım. Şunu bu tarafa attım. 3 x eşittir. Şunu bu tarafa attım. 9x 9 x eşittir. 9'u 3'e böl. 3 x eşittir. 3 çıktı mı? Evet. Deneyeceğiz sonra. Çok güzel. Bu burada kalsın. Buraya geldim. X'i bu tarafa atsak 2x'ten x çıkar. X olur. Bunu bu tarafa atsak 11. X eşittir 11 oluyor. Yani x'in alabileceği bir değer değer de 11'miş. Peki diyor ki mutlak değerin dışında şu an bir tane bilinmeyen var mı? Evet mutlak değerin sonucu negatif olamaz. O yüzden onu denemek zorundayız. X yerine 3 yazsak oluyor mu? Ee, 10 eksi 2 kere 3 6 4 çıktı yani pozitif. O zaman bu olur. Peki x yerine 11 yazsak olur mu? 10 eksi 2 kere 11, 22 sonuç eksi 2 çıkıyor. Mutlak değerin sonucu negatif çıkıyor. Olmaz, bunu alamıyoruz. X'in alabileceği demek ki tek bir tane değer var. O da 3'tür. X'in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı bir tane olduğu için o da 3'tür. Eyvallah. Buraya geldik, buraya geldik, buraya geldik. Şimdi, hocam 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 X eksi 3'ü alıyorum, bir 2024'e faktöriyel eşitliyorum. Bir de x eksi 3'ü alıyorum, eksi 2024 faktöriyel eşitliyorum. Eyvallah. Bir artırısı bir eksilisini eşitledim. E şunu bu tarafa atarsanız x ne oluyor? x eşittir. 2024 faktöriyel e, eksi 3'ü artı 3 olarak gönderdim. Buradan eksi 3'ü atın. x eşittir. Eksi 2024 faktöriyel eksi 3'ü artı 3 olarak gönderdim. Zaten mutlak mutlakların içinde bir bilinmeyen yok. Yani x yok mesela. Denememize de gerek yok. x'in alabileceği bir değer budur. Diğer değer de budur. x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? E, bu ikisini topla diyor. Arkadaşlar toplayalım. Yani 2024 faktöriyel artı 3 ile eksi 2024 faktöriyel artı 3'ü toplayacağız. Bakın bunlar gitti mi? Evet. 3 ile 3'ün toplamı sonucumuz 6'dır. Cevabımız Bursa. Bunun pratik yolda arkadaşlar. Bunun iki katı cevaptır. 2 kere 3 6. Eyvallah. Buraya geldik. Evet. Sevgili arkadaşlar bakın. E, Ales'te buna benzer bir soru gelmişti. Eyvallah. Yanlış hatırlamıyorsam 2018-2019 olabilir. Tam hatırlamıyorum. DGS'de de buna benzer bir soru geldi. Önemli bir soru. Şunu bu tarafa atalım mı arkadaşlar? He. Yani mutlak değeri yalnız bırakıyorum. Neymiş? Mutlak değer x eksi y eşittir. 11 eksi x oldu değil mi? Artı x'i eksi x olarak göndermişim. Burada da arkadaşlar şunu bu tarafa atarsam ne olacak? Mutlak değer y eksi x solda kalır. Y'yi eksi y olarak gönderirsek orası da 5 eksi y olur. Arkadaşlar bana söyler misiniz? Mutlak değer x eksi y ile mutlak değer y eksi x aynı değil miydi? Evet. E bu ile bu aynıysa o zaman bu X eşittir. Yani ne demek istiyorum? 11 e, eksi x ile 5 eksi y değil mi? 5 eksi y birbirine eşittir. Öyle değil mi sevgili arkadaşlar? Buyla bu birbirine eşitse buyla bu da birbirine eşittir. Yani onları aldım şu x'ini aldım eşitledim. Bakalım burada ne çıkacak. Şimdi şunu bu tarafa atsak ya da eksi x'i artı x olarak bu tarafa gönderelim arkadaşlar. x eksi y olur. 5'i de eksi 5 olarak göndersek 11'den 5 çıkar 6. Yani buradan arkadaşlar x eksi y eşittir 5 sonucuna ulaşıyoruz. Hocam ne oldu? Abi abi şunu bu tarafa attım. Eksi x'i artı x olarak gönderdim. Burada yanında eksi y var. 5'i de eksi 5 olarak gönderdim. 11'den 5 çıkar 6. x eksi 6 sonucuna ulaşıyoruz. Tamam mı? Ya bunu yaparsın abi. x eksi 6'dır. Peki y eksi x ne? Valla o da eksi 6'dır. Eyvallah. Değil mi arkadaşlar? Bu bunun eksilisidir. Şimdi o zaman ben ee, şöyle yapabilir miyim? Bana söyler misiniz? x eksiye 6 ise. Bakın x eksiye 6 ise. Buraya bakın. Lütfen sizden rica ediyorum. x eksiye 6 ise mutlak x, -x y de 6 olmaz mı? Evet. y eksi x eksi 6 ise mutlak bunun sonucu da 6 olmaz mı? Yani bunun sonucu 6'dır. Bunun sonucu 6'dır diyemez miyim? Diyebilirim. B, 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 B. O zaman 11 eksi x 6'ya eşittir. 11 eksi x kesinlikle 6'ya eşittir. Buradan da 5 eksi y, 5 eksi y de 6'ya eşittir. O zaman bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsak x kaç çıkar? Şunu bir artık silelim. Bakın x eşittir. <laughs> 5 mi çıkıyor? Evet. E, ee, şunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsak y eşittir. Eksi 1 çıkıyor arkadaşlar. X'i de y'yi de bulmuşum valla. X 5'tir. Y eksi 1'dir. Bunların toplamı da 4 olur. Cevabımız Bursa. Var mı sıkıntı? Hayır. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın burada mutlak değerli iki tane denklem var elimde. Ne yapmam lazım? Bunu alacağım bir artılısına bir eksilisine eşitleyeceğim. Bu B'yi de alacağım bir artılısına bir eksilisine eşitleyeceğim. Şimdi mesela bakın arkadaşlar böyle bir soru DGS'de geldi. Böyle bir soru KPSS'de de gelmişti geçmiş yıllarda. Böyle bir soru ALES'de de gelmişti. Gelebilir mi? Hala gelebilir. Çok önemli bir sorudur. Bakın siz bunu alıp bir artılısı bir eksilisine eşitlerseniz sevgili arkadaşlar. Burada hem A var hem B var. Bir şeye ulaşamama ihtimaliniz var. Ama burada sadece tek bir bilinmeyen var değil mi? Buradan başlamanız daha mantıklı değil mi sizce? Evet. Yani alıp bir artılısını bir eksilisine eşitleyerek B'yi direkt bulabilirsiniz. Nasıl? Bakın burada mutlak değerli bir denklem var diyeceksiniz. Şuradaki B'yi alıyorum. Bir artılısını eşitliyorum. Yani 12 eksi B'yi eşitliyorum. Bir de aynı B'yi alıyorum. Şunun eksilisine. Bunu eksile çarpın. Eksi 12 artı b oluyor. Aha. Dikkat edin arkadaşlar. Burada b'ler gidiyor. 0 eşittir. Eksi 12 gibi bir saçmalık çıkıyor. Buradan sonuç gelmedi. Demek ki buradan gelecek. Eksi b'yi karşıya gönderdim. 2b. 2b eşittir 12'den. Valla b'yi bulmuşum. b eşit 6. Harikayım be dostum. Harikayım. Götürüp b yerine 6 yazarak. Ayı da buradaki mutlak değerli denklemden bulabilirim. Benzer şekilde bunu da alıyorum arkadaşlar. Bir artılısı bir eksilisini eşitleyeceğim. Yani a, a'yı alıyorum. Bir 6 artı a'yı eşitliyorum. Bir de aynı a'yı alıyorum. Şunun eksilisi. Eksilisi ne? Eksi 6 eksi a'yı eşitliyorum. Dikkat edin burada a'lar gidiyor. 0 eşittir 6 gibi bir saçmalık çıktı. Burada demek sonuç yok. Buradan da eksi a'yı bu tarafa atsak. 2 a eşittir eksi 6'dan. Eksi 6'yı 2'ye bölün. Eksi 3. Yani a eşittir. Eksi 3 sonucuna ulaştık. He valla. A çarpı B'yi soruyor. Valla A'yı eksi 3 bulmuşum. Valla b'de 6 bulmuşum, eksi 3 ile 6'nın çarpımı eksi 18'dir. Cevabımız Bursa diyeceğiz ve bu şekilde çözeceksin. A bir gerçel sayı, böyle bir mutlak değerli bir denklem vermiş. Eşitliğini sağlayan ilk değerlerinin toplamı 48 olduğu biliniyor. Buna göre A kaçtır? 2023 DGS'de böyle bir soru geldi sevgili arkadaşlar. Hey valla ne yapacağız? Diyor ki x'in alabileceği değerler toplamı 48'dir. E o zaman biz de x'i bulmaya çalışalım. E burada mutlak değerli bir denklem yok mu? Evet. Ne yapacağım? İçini alacağım. Bir artılısı bir eksilisini eşitleyeceğim. Yani x eksi 3a'yı alıyorum. Bir buna eşitliyorum. Yani 4a artı 7'yi eşitliyorum. Bir de aynı şekilde x eksi 3a'yı alıyorum. Şunun eksilisini eşitliyorum. Bunu eksiyle çarpın ne oluyor? Eksi 4A eksi 7. E mutlak değerli bir denklem var arkadaşlar. Alıyorum. Bir artılısını eşitledim. Mutlak değerinin içini. Bir de eksilisini eşitledim. He valla. Burada x'in alabileceği değerler toplamı dediği için x'i bulmaya çalışalım. Mesela şunu bu tarafa atsak. x eşittir ne oluyor? 4A eksi 3A artı 3A olarak gönderin. 7A artı 7. 7A artı 7. x'in alabileceği bir tane değeri bulduk. Aa. Burada x ne çıkar? Şunu bu tarafa atarsak. x eşittir. Eksi 3A'yı artı 3A olarak silip oraya gönderirsek şurası eksi A eksi 7 mi olur? Eksi A değil mi? Eksi 4A artı 3A. Eksi A eksi 7 yaparsınız arkadaşlar. Şu 3 eksi 3A'yı artı 3A olarak karşıya gönderdim. Eksi A eksi 7 oldu. X'in alabileceği diğer değer de budur. Bana söyler misiniz? X'in alabileceği değerler nelerdir? X'in alabileceği bir değer budur. Diğer değer de budur. E, X'in alabileceği değerler toplamı 48'dir. X'in alabileceği değerleri toplayacağız. X'in alabileceği bir değer 7A artı 7'dir. Diğer değer de a budur. Yani eksi a eksi 7. Bunların toplamı neymiş? 48 olduğunu bize söylüyor. Vay Allah razı olsun. 7 a'dan a çıkar. Valla 6 a. artı 7 ile eksi 7 gidiyor. Eşittir 48 kaldı. 48 6'ya varsak 8 mi? Evet. A buradan 8 çıkar. Zaten bizden de A'yı soruyor. Cevabımız C. zor mu? 2023 DGS'de buna benzer bir soru gelmişiz sevgili arkadaşlar. Bakın ALES'te 2018 mi? hatırlamıyorum. Bu tarz bir soru gelmişti. C bir tam sayı böyle bir denklem vermiş. Denklemini sağlayan x değerlerin çarpımı eksi 64 olduğuna göre c kaçtır? Güzel bir soru. Bakın ben bunun yerine hocam ben artık bunda filozof olmuşum. Mutlak x eksi y ile mutlak y eksi x aynıdır. O yüzden mutlak 6 eksi x ile mutlak x eksi 6 aynı değil mi sizce? Evet. Yani bunun yerine şunu yazabilir miyim? Mutlak x eksi 6 yazabilirim. Güzel. E burayı da 4 ortak parantezine alıp 4'ü dışarı çıkartıyorum sevgili arkadaşlar. 4'ü dışarı çıkartırsam x eksi 6 olmaz mı sizce? He. Gerçekten çarpın. Bak dağıtın 4 çarpı x 4 x. 4 kere 6 24. He valla. Neye eşitmiş? 5c'ye eşitmiş. Biraz da irdeleyelim. Sevgili arkadaşlar bakın. Burada 4 tane mutlak x eksi 6 var. Burada da bir tane mutlak x eksi 6 var. 4 elma ile bir elmanın toplamı 5 elma etmez mi? Evet. Elma ne? mutlak x eksi 6'ya elma demişiz. Yani 4 tane mutlak x eksi 6 ile 1 tane mutlak x eksi 6'nın toplamı 4, 5 tane mutlak x eksi 6 olur. Eşittir 5C çıktı mı? Evet. Buradaki 5'leri sadeleştir eşittir. mutlak x eksi 6 eşittir C gibi bir sonuca ulaştık. Burada mutlak değerli bir denklem var. Ne yapacağım? Bir artırısı bir eksilisini eşitleyeceğim. Yani x eksi 6'yı alıyorum. Bir C'ye eşitliyorum. Bir de x eksi 6'yı alıyorum. Eksi C'ye eşitliyorum. Şunu bu tarafa atın. x eşittir. C artı 6 oluyor. Şunu bu tarafa atın. X eşittir. Ee, eksi C artı 6 oluyor. Arkadaşlar bunu şöyle de yazabiliriz. Tamam mı? X'in aralığı değerler çarpımı dediği için burası C artı 6'dır. Tamam. Şunu şöyle de yazabilir miyim sizce? 6 eksi C. Yani artı 6 artı C. Ha artı 6 eksi C yazmışım. Ha artı 6 eksi C yazmışım. Yani bu ile bu aynıdır. Eyvallah. Ben bu kendi çıkarlarım doğrultusunda böyle yazmışım. X'in alabileceği değerler çarpma x'i 64'tür. X'in alabileceği bir değer c artı 6'dır. Diğer değer de 6 eksi c'dir. Yani şunu şey yazsaydık daha güzel olurdu sevgili arkadaşlar. Yani c artı 6'yı 6 artı c toplamanın değişme özelliği var ya. Şunu şöyle yazıyorum. Şimdi x'in alabileceği bir değer 6 artı c'dir. Diğer değer de 6 eksi c'dir. Neden öyle yazdım arkadaşlar? Hani daha güzel olsun diye öyle yazdım. Öyle yazmak zorunda değilsiniz aslında. Ben öyle yazdım. Yani x'in alabileceği bir değer artı 6 c'dir. Diğer değer de 6 eksi c'dir. X'in alabileceği değerler çarpımının eksi 64 olduğunu söylemiş. Bey iki kare farkı olsun diye demek ki hoca öyle yazdı. He vallahi. Burada iki kare farkı var. 6'nın karesi değil mi arkadaşlar? Burası 6 artı c. 6'nın karesi 36 eksi c'nin karesi c kare eşittir. Eksi 64. Eksi c kareyi artı c kare olarak sağa gönderdim. Eksi 64'ü artı 64 olarak sağ, sola gönderdim. 64 ile 36'nın toplamı 100 eder. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu çok karşınıza gelecek. 36 ile 64'ün toplamı 100'dür. Bunlar özel sayılardır. Mesela 6'nın karesi 36 eder, 8'in karesi 64 eder. Bunların toplamı da 100'dür. Yani onun 10 karesidir. Tamam mı? Çok güzel. C kare 100 ise C nedir? Söyle bana. O da C 10'dur. Eyvallah. C neymiş? 10'muş. Hocam C eksi 10 olamaz mı? Çünkü eksi 10'un karesi de 100'dür. Arkadaşlar mutlak değerin dışı negatif olamaz. Eyvallah. C 10'dur diyoruz. Çok muhteşem bir soru gerçekten. Evet KPSS sanırım 2022 arkadaşlar KPSS'de buna benzer bir soru geldi. Bakın benim çözdüğüm sorular hem DGS KPSS ALES diyorum ki bakın bunlar çok geliyor. Rastgele soru çözmüyorum her türlü soruyu sizlere çözüyorum. X bir tam sayı olmak üzere x 7 ile x artı 11 mutlak değerlerinin çarpımı bir asal sayıya eşittir. Arkadaşlar bana bir asal sayı söyler misiniz? Hocam 13 harikasın. Arkadaşlar size desem ki A ve B birer pozitif tam sayıdır. A ile çarpımı da 13 olacak. Siz ne düşünürsünüz? Hocam valla 1 çarpı 13, 13 eder. Veya 13 ile 1'in çarpımı 13 eder. Başka da ihtimal yok. Yani çarpanlardan biri kesinlikle 1 olmak zorunda. Asal sayıları işlemişiz. E valla Hangi asal sayı yazarsanız yazın. Mesela buraya atıyorum başka bir asal sayı 7 yazdınız. Bu 1 ile 7'nin çarpımı 7 eder ya da 7 ile 1'in çarpımı 7 eder. Dikkat edin çarpanlardan biri kesinlikle ve kesinlikle 1 olmak zorunda sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Bakın bunu bir köşede yazalım unutmayalım. A çarpı B eşittir. Ne olsun mesela? 11 olsun. 11 bir asal sayı. 1 ile 11'in çarpımı 11 eder. Ya da 11 ile 1'in çarpımı 11 eder. Şimdi burada iki tane sayı var. Onları isterseniz yazalım sevgili arkadaşlar. Şurada yapalım. Mutlak x eksi 7 ile Efendim söyleyeyim mutlak x artı 11'in çarpımı neymiş? Bir asal sayıya eşitmiş. Bir asal sayıya eşitmiş. E şimdi bana söyler misiniz? Hocam, 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 hocam. Hocam, 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 hocam. Bu çarpanlardan bir tanesi 1 olmak zorunda. Mesela bak. Anladınız mı? Ya bu 1'dir ya da bu 1'dir. Şimdi düşünelim. İhtimaller üzerine gidiyorum. Bu 1 ise ne olur? Gerçekten asal sayı olur mu? Yani o zaman şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Mutlak x eksi 7 çarpanı 1 olabilir veya veya şu Mutlak x artı 11 1 olmak zorunda. Mesela bak ben burada bir sürü örnek vermişim. Sonuç bir asal sayıysa çarpanlardan biri 1 olmak zorunda. Asal sayı. O zaman ya bu 1'dir ya bu 1'dir. Hangisi 1 bilmiyoruz. Örneğin buradan başlayalım. Tamam mı? Bakın şuradan başlıyorum. Diyorum ki şu 1 olsun. E mutlak x eksi 7 1 ise bu mutlak değerli bir, de, bir denklemdir değil mi? Mutlak x eksi 7 1 ise x eksi 7'yi 1'e eşitleyeceğim x eksi 7'yi bir de eksi 1'e eşitleyeceğim. Buradan x kaç çıkıyor? Söyleyin bana 8 çıkıyor. Buradan x kaç çıkıyor? Bunu bu tarafa atın 6 çıkıyor. Sağlar mı peki? O da çok önemli. Ha sağlıyor mu sağlamıyor mu? x yerine 8 yazdığımızda bakalım ne oluyor? x yerine 8 yazdığımızda gerçekten 8 yerine 7 çıkar 1. 8 ile 17'nin toplamı 19. Bir kere 19. 19 asal mı? Evet oldu. x'in alabilir. x demek 8 olabilir. x 6 olabilir mi? x yerine bu sefer 6 yazıyorum. Hmm. Hmm. Burası eksi 1. Eksi 1'in mutlak değeri 1'dir. 6 ile 11'in toplamı 17. 17 oldu. Bir kere 17, 17. 17 asal mı? Evet. Demek ki x eşittir 6 da olabilir. Burayı hallettik mi? Evet. Şimdi sıra geldi buna. Peki bu 1 olsaydı ne olurdu arkadaşlar? Bakın bu 1 olsaydı ne olurdu? Yani ne demek istiyorum? Mutlak x artı 11 1'e eşit olsaydı o zaman x artı 11'i bir 1'e eşitliyorum. x artı 11'i bir de eksi 1'e eşitliyorum. Buradan x eşittir eksi 10 çıkıyor. Buradan da x eşittir eksi 12 çıkıyor. Bakalım sağlıyor mu? x yerine eksi 10 yazıyorum ilk önce. Sonucun da bir asal sayı olması şart. Ha, burası eksi 17'nin mutlak değeri 17 oldu. Burası zaten 1 çıkıyor. 17 asal mı? Evet 12 kere 1 17 asal. O zaman bu da oluyor. 12 olur mu? Ona da deneyeceğiz. Arkadaşlar denemek zorundasınız. Ha. -12 olur mu? -12. -19'un mutlak değeri 19, değil mi? ile -17'den sonra 19. Çok güzel. Burası zaten -1'in mutlak değeri 1 oluyor. Sonuç 19. 19 asal mı? Evet. X'in alabileceği tüm değerleri bulmuşum. X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? demiş. E toplayalım arkadaşlar. Hayvallah. 8 ile 6'nın toplamı artı +14. Eksi 10 da eksi 12'nin toplamı eksi 22. Sonuç ne çıktı? Artı 14 ile eksi 22'nin toplamı eksi 8. Cevabımız Bursa oldu. Hocam çok uzunmuş. Arkadaşlar yani bakın ben daha kısa çözeyim. Ben öğretmenim yani anlatmam lazım. O yüzden böyle tek tek yazıyorum. Ben olsam şöyle yapardım. Bu bir, bu x'in çarpımı bir asar sayımı. O zaman ya bu 1'dir ya da bu 1'dir. Buna 1 diyorum tamam mı? 1 olması için burası ya 8 olmalı ya da eksi 6 olmalı. Değil mi? 8'den 7 çıkar 1 1 oluyor ee, pardon artı 6 olmalı 8'den 7 çıkar 1 ya da 6'dan 7 çıkar eksi 1 eksi 1 mutlak değeri yine 1 sağlıyor mu 8 yazsam 19 sağlıyor demek ki 8 olur 6 yazsam 17 17 asal sağlıyor o zaman x bir 8 olur bir 6 olur. Ondan sonra buradan vazgeçtim. Diyorum ki belki de bu 1'dir. Bunun 1 olabilmesi için, bu çarpanın 1 olabilmesi için Buranın ya eksi 10 olması gerekiyor 1 olabilmesi için ya da eksi 12 olması lazım. Eksi 12 artı 11 eksi 1 eksi 1 mutlak değeri 1. Sağlıyor mu? Buraya eksi 17 yazdığımda bu zaten 1 bak burası zaten 1 artık buna bakma. Eksi 17 oluyor asal mı evet. Eksi 12 yazdığımda eksi 19 oluyor asal mı evet. Demek ki bir de eksi 10 eksi 12 oluyor toplayın eksi 8 tamam mı? Bu, bu şekilde de çözebilirsiniz. En arkadaşlar bu videoyu buradan bırakalım çok fazla uzun olmasın. Çünkü birinci video gerçekten çok uzun olmuştu. Birkaç tane de yorumda gördüm hocam çok uzun bir video. E, burada bırakalım arkadaşlar. Ama bu videoyu bitirdikten sonra 15 dakika maksimum arkadaşlar ya da yarım saat maksimum ara verin ondan sonra son videoya başlayın. Çünkü arkadaşlar şu an mutlak değerli denklem ve mutlak değerli eşitsizliklerle ilgili soru çözeceğim. Çözmeye devam edeceğim diğer videoda da bir kopukluk olmasın. Çünkü bazıları mesela atıyorum bu videoyu bitirdim. 2 gün sonra bu üçüncü videoyu izledim. O zaman gidip özelliklere tekrar bakman gerekiyor tamam mı? Bence bir 15 dakika ara ver. Gel 3. videoyu da seninle birlikte güzel bir şekilde bitirelim. Ondan sonra mutlak değerle ilgili de soru çözeceksin. Mükemmel olacaksın tamam mı? Bu sınavı Allah'ın izniyle kazanacağız sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar biz kendimizi perişan etmişiz. Bakın bana dağılmışım perişan olmuş. Niçin? Çünkü başarıya giden her yol kutsaldır. Siz valla yorgunsunuz, bitkinsiniz, gözleriniz ağlıyor, elleriniz ağlıyor, ağrıyor, mahvolmuşsunuz. Ama meyvesi öyle hoş olacak, öyle hoş olacak kendimize kef edeceğiz. He vallahi. Bir ara veriyoruz. Aradan sonra Mutlak Değer'in 3. videosunda görüşeceğiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.